Bu videoda iki birey arasında bir karşılaştırma yapacağım arkadaşlar. İlk bireyin kan damarları çok kompliant. Bu terimin tıptaki karşılığı uyunçlu. Dolayısıyla bu insan gayet mutlu biri. İkinci bireyin ise kompliant olmayan yani non-kompliant damarları var. Bu yüzden de bu insan mutsuz. Şimdi kalp döngüsü iki aşamadan oluşuyor sistol ve diastol. Karşılaştırmayı hem sistol hem de diastol için ayrı ayrı yapacağız. Sistol bu. Aynısını diastol için de tekrarlayacağız. Her şeyi yeniden yazacağım. Çünkü kan damarları kompliant ve non-kompliant olan bireyler arasındaki farkı açıkça görebilelim istiyorum. Unutmayın, non-kompliant damar demek sert damar demek aslında. Büyük arterlerin sertleşmesi demek olan arteriyo skleroz ve küçük arterlerin sertleşmesi anlamına gelen arterioloskleroz bu duruma sebebiyet verebiliyor. Bu ikisini kalın bir çizgiyle ayıralım. Şimdi diyelim ki kan damarları kompliyant olan ilk bireyimiz sistol aşamasında. Nasıl bir şey olur? Şimdi bu kalp olsun. Aortu bayağı bir uzatacağım. Yani normalde aort böyle bir şey değil. Size sağlıklı, esnek arterlere sahip bir bireyin sistoldeki durumunu göstermek istiyorum. Bu bireyin aortu böyledir. Arterleri non compliant olan birine ait kalp ve damar bölgesi ise şöyle bir şey olur. Bunlar tam olarak kalbin kanı pompaladığı anı gösteren çizimler. Kanın bu arter içinde aktığını biliyoruz. Esasında bu kişinin damarları neden sertleşmiş onu da gösterelim. Bunlar arter içindeki aterosklerotik plaklar. Aterosklerotik plak. Damarın sertleşmesine yol açıyorlar. Yani bu damar esneme özelliğini yitirmiş durumda. Balon gibi şişemiyor. Oysa bu damar bakın şişmeden önce nasılmış. İşte bu bireyin kan damarları bu kadar genişleyebilme yeteneğine sahip kesikli çizgiyle gösterdiğim şey damarın normal hali. Yani eğer damar şişmemiş olsaydı böyle görünecekti. Ama şişti. Şimdi birer nokta belirleyelim. Mesela burası ve burası. Evet. Bu noktalarda basınç enerjisini ölçüyoruz diyelim. Tamam mı? Bundan böyle hep enerji cinsinden konuşacağız ve basınç enerjisi ölçümlerini işaretlediğim noktalardan yapacağız. Bu çubuk ölçtüğümüz enerjiyi temsil ediyor. Yani bu, o noktadaki basınç enerjisini gösteriyor. Bu iki insanın damarları farklı olsa da kalpleri aynı olsun diye varsayalım. İkisi de aynı güçlü atıyor ve kan damarlarına birbirine yakın miktarlarda enerji aktarıyor. O halde kalp açısından baktığımızda basınç enerjisinin her iki bireyde de çok benzer olması gerektiğini biliyoruz. Ayrıca kanın kalpten uzaklaşacak şekilde hareket ettiğini de biliyoruz. O halde bir de hareket enerjimiz olacak, değil mi? Hareket enerjisi için birer çubuk çizeceğim buraya. Bu sarıyla gösterdiğim hareket enerjisi. Basınç enerjisi ise mor olan. Çubuklara baktığınızda iki hareket enerjisini birbirine oldukça yakın kabul ettiğimizi göreceksiniz çubukların boyutları birbirine çok yakın. Gerçekte aterosklerozlu hastalarda kompansasyon olduğundan bu çubuklar aslında birbirinden farklıdır. Ama şimdilik bu çizimlerin damarların sertleşmesinden hemen sonra çekilmiş fotoğraflar olduğunu hayal edelim. İşte hareket enerjileri bunlar. Hareket diye yazalım. Evet. Mor olanlarda basınç enerjisi olacak. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın burada çok önemli bir noktaya, yani bu damarın şişmiş olmasına hiç değinmedim. Oysa tıpkı bir balon veya lastik bantta olduğu gibi, bu damarı dışa doğru gerdiğimizde ekstra bir enerjinin devreye girdiğini biliyoruz. O enerjiye elastik potansiyel enerji diyoruz. Ve bu elastik potansiyel enerji şöyle bir şey olup basınç enerjisinin bir kısmını çalar. Çünkü damarların şişmesine neden olan şey kandaki basınçtır. İşte elastik potansiyel enerji bu. Basınç enerjisinin bir kısmını çalmış. Geriye kalan enerjide basınç enerjisi oluyor. Burada ise herhangi bir şişme söz konusu olmadığından bu çubuk komple basınç enerjisinden oluşuyor. Aslına bakarsanız biz enerji ölçümü yaptığımız zaman hareket enerjisini veya elastik potansiyel enerjiyi ölçmüyoruz. Muayenede ölçtüğümüz tek şey basınç enerjisi. Sonra da hastaya kan basıncınız şöyle şöyle diyoruz. Öyleyse bu enerjilere bir takım değerler verelim ki gözümüzde canlandırmamız daha kolay olsun, değil mi? Bu kişinin kan basıncı mesela 160 olsun diyelim ve kompliyant damarlı mutlu bireyin kan basıncı da 120 diyelim. Bunun nedeni çok açık. Buradaki enerjinin bir kısmı elastik potansiyel enerji tarafından alınıp depolanmış durumda. Gayet iyi gidiyoruz. Şimdiden görebiliyorsunuz. Elastik potansiyel enerji çok faydalı bir şey çünkü kan basıncını düşürüyor. Peki diastolde ne oluyor? Bu aşamada kalp dinleniyor. Tekrar kanla dolarken azıcık soluklanıyor. Şu anda arterlerde biraz daha az kan var. Çünkü kanın çoğu buradan ayrılıp ayaklara, yüze ve vücudun çeşitli bölgelerine dağıldı. Yine kesikli çizgiyle damarın şişmeden önceki halini gösteriyorum ki kafamıza iyice otursun. Bu da non-compliant bireyin damarı. Sistol durumundakiyle temelde aynı. Aralarında herhangi bir fark yok. Aterosklerozu da burada gösterelim. Evet, çünkü o da duruyor. Sonuçta bu örnekte kalp atışının iki aşamasına kasılma ve gevşeme safhalarına bakıyoruz. Dolayısıyla ateroskeleroz aniden ortadan kalkmış olamaz. Burada da aynı deneyi yapıyoruz. Mor çarpıyla gösterdiğim bu noktalardaki basınç enerjilerini ölçüyoruz. Ve bu kez de basınç enerjisinin deminkinden daha düşük çıkacağını biliyoruz. Neden? Çünkü şu an kalp gevşeme safhasında. Yani buradaki enerji sistolden arta kalan enerjiden ibaret. O yüzden bu mor çubuğu küçük çiziyorum. Bu çubuğu da aynı boyutta çizeceğim. Burada da bir miktar basınç enerjisi var. Az önce sistol durumunu incelerken öğrendiğimiz üzere burada bir miktar elastik potansiyel enerji olacak. Şöyle gösteriyorum. Yoksa bu iki damar aynı şekle sahip olurdu. Oysa bu damarın hala biraz şişik durumda olduğunu görüyoruz. O zaman elastik potansiyel enerjiyi buraya ekleyelim. Az miktarda bir elastik potansiyel enerji kalmış, tamamen yok olmamış ama elastik potansiyel enerjimiz bu. Çubuğun boyutundan da anlaşılacağı üzere diastolde basınç enerjisi de azalıyor. Tıpkı sistolde olduğu gibi diastolde de kompliant damarlardaki damardaki daha doğrusu kompliant damardaki basınç enerjisi daha düşük. Bu da non compliant kan basıncımız. Şimdi buraya da bir takım değerler serpiştirelim. Mesela bu 100 olsun. Üstündekine de örneğin 80 diyelim. Sonuçta bunun biraz daha düşük olması lazım, değil mi? Şimdi dikkat edin, burası çok önemli. Şuna dikkat edin. Buradaki elastik potansiyel enerji buradakiyle aynı mı? Cevap çok açık bir şekilde hayır. Aynı değil. Alttaki daha düşük, değil mi? Yani elastik potansiyel enerjinin kan basıncını düşürmesinin yanı sıra bir de hareket enerjisine dönüşebilmek gibi güzel bir özelliği var. İlginç, değil mi? Burada depolanan elastik potansiyel enerjinin bir kısmı hareket enerjisine dönüşüyor. Hareket enerjisindeki artış bu olsun. Şu an sadece artışı gösteriyorum. Depolanan elastik potansiyel enerji kanı hareket ettirmekte kullanılabiliyor. Yani hareket enerjisine dönüştürülebiliyor ve son toplam enerji ilk toplam enerjiye eşit oluyor. Önceki elastik potansiyel enerji sonraki elastik potansiyel enerji ile hareket enerjisindeki artışın toplamına hemen hemen eşit oluyor. Özetle burada iki önemli nokta var. Birincisi elastik potansiyel enerji basıncı düşürmeye yardımcı oluyor. Bunu burada ve burada gördük. Ve ikincisi kanı harekete geçirmeye yardımcı oluyor. Dolayısıyla, diastol sırasında bir miktar kanın ileri hareket etmesi mümkün olabiliyor. Çünkü elastik potansiyel enerji tıpkı lastik bir band gibi serbest kalıyor. Ve bu enerjinin bir yerlere gitmesi lazım. O da ne yapıyor? Hareket enerjisine dönüşüp bir miktar kanı ileri itiyor. Kanı önüne katıp, haydi bakalım biraz ilerle diyor. Ama bu fenomen veya bu faydalı özellik burada geçerli değil. Yani non-compliant arterlerde bu bahsettiğimiz şey gerçekleşmiyor. İşte bu videoda size bunları ve esnek arterlere sahip olmanın niçin çok önemli olduğunu anlatmak istedim arkadaşlar.